Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben bugün gayet iyiyim arkadaşlar, güzel uyandık ders çalışmak için. Ama şöyle bir şey var ki sabah börü kampı vardı ve börü kampına ben katılamadım, uyanamadım yani. Daha doğrusu uyanmak için herhangi bir çaba göstermedim. Çünkü kitabım elimde olmadığı için kitapsız çalışmak istemiyorum. Bugün de kargomuz gelecek, kitabım gelecek. Yani yarın itibaren artık kalkacağım. Yani kalkıp çözeceğim. Çünkü kitap üzerinden çözmek gerçekten ayrı oluyor. Yani daha güzel oluyor. iPad'den çözmek istemediğim için kalkmadım. Ki iPad'imin yani kaleminde şarjı yoktu. İstesem de kalkamazdım zaten. Ondan sonra zaten uyanıp testi çözdüm. 17 doğrum çıktı. Yanlışlarım da var. Yani 16 net falan olması gerekiyor. Zaten hep aynı banttayım yani. Hep 16, 17, 18, max 20'ye çıkmıştım bir keresinde. Ama o da zaten çok kolay bir deneme olduğu için de kolay kısımdaydı. Börü'de değildi. Börü'de genelde işte 15-17 arası yapıyorum. İnşallah yani 27-25-26 o kısımları da görmek nasip olur diye düşünüyorum. Amin. Şimdi bugün Emrah Hoca'nın vatandaşlık canlı ders videosu vardı. Sabah zaten ona katıldım. Biraz önce videoyu da siz gördünüz. 12'de başladı. Şu anda saat 2.30 falan. İşte 2.30, 2 saatte yasamayı bitirdi hoca. 2 parça şeklinde yaptı. Yasama konusunu bitirdik. Ben daha önce yasama konusunda hiç çalışmamıştım. Ama canlı yayına katılmak istedim. Yani bir bakayım böyle bir üstün körü işte yasamayı öğrenirim diye. Ve izledim. Gayet güzel de şey gibi oldu. Hani sanki okulda ders dinlersin, sonra eve gelip o dersi tekrar edersin ya. Şu an aynı o konumda gibiyim. Dinledim, notlarımı aldım. Hatta bayağı sayfa not aldım. Hani 7-8 sayfa falan hocanın yazdığı bütün her şeyi şöyle not aldım. Şimdi şöyle. Ki yazdığımda da aklımda kaldı. Şimdi bu kalan yerleri ben normalde Erdal Hoca'dan deniyordum. Emre Hoca'yı dinlemiyordum. Erdal Hoca'dan yasama bölümünü çalışacağım bugün. Hepsi biter mi bilmiyorum. Hoca 2 saatte bitirdi ama normalde Erdal Hoca'da 5 tane video var ve hepsi birer saatlik video. Galiba 5 tane olması lazım aynen. Hepsi birer saatlik olduğu için çok uzun sürecek. Yani bitmese bile bence böyle tekrar gibi çok zor olur. Aslında 6'ya kadar devam ediyor Emre Hoca'nın ama onu dinlemeyeceğim. Erdal Hoca'ya geçiş yapıyorum kısacası. Bugüne vatandaşa başlamış olduk böylece. Aklımda böyle bir şey yoktu ama başlamış oldum. Çünkü genel yetenek kısmından yüksek netler yapmayı umut ediyorum. Böyle arkadaşlar kısacası. Bir an önce de böyle kitaplarım gelsin, onları size göstereyim istiyorum. O kadar heyecanlıyım ki yeni kitaplar her zaman bana daha çok çalışma isteği getiriyor. O yüzden onları bekliyorum yani bugün. Böyle. Şimdi ben Erdal Hoca'dan dinlemeye gidiyorum dersi. Ondan sonra zaten tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar kargom geldi. Allah'ım şükürler olsun. Kitap iste mi? Kitap iste diye geldi ama ben bunu kitap işlerden aldım. Bu arada ne zaman sipariş verdim biliyor musunuz? Dün değil, onun önceki günün gecesinde sipariş verdim. Yani aslında dün sipariş vermişim gibi bir şey olması lazım. Çünkü gece saat 2 ya da 3'te falan sipariş verdim. Dün hemen hazırlandı, kargo evrildi. Şimdi de gelmiş. Şunu açalım beraber. Açamıyorum. Nasıl var? Niye kavuşuyoruz? Ya böyle tepeden çok korkarımdır. Aa, poşette gelmiş zaten. Tamam, yapılmaz. Kitap iste diye gelmiş. Çok garip. Neden böyle geldi? İnsanlara işler kitap diye geliyor. Neyse. İnşallah var ya, yamuk yumuk gelmemiştir. En büyük takıntım bu arada benim. Tek tek açalım. Öncelikle arkadaşlar. Aa, ilk denemem. Ay, bunu görünce çok heyecanlanıyorum. Bunun içinde 1, 2 ve 3 var. Sadece şu anda 1, 2 ve 3'ü aldım. Geri kalanları da alacağım. Ama zaten genel deneme hiç çözmediğim için ve hani bu ay içerisinde nadir çözeceğim için şu anda bunu aldım sadece. Ama diğerini de alırım ya en kısa zamanda. Çok güzel ve çok uygun fiyatlıydı. Yani tanesi 20 liraya falan geliyordu. Benim bildiğim 100 liraya falan kurumlarda yapılıyor galiba ama o da yani kurumda olduğu için ve büyük ihtimal daha şey, sıralamanı falan görebildiğim için. Sonra bunu aldım. Bunu zaten çözüyordum biliyorsunuz. Çözdüğüm için aldım ve zaten Türkçeden başka bir kaynak yok yani doğru dürüst.
Bunu bir de hoca kafasına alacaktım ama hoca kafasının şeyi yoktu. Stoğu yoktu. Onu da gelince direkt alacağım zaten. Ama önce bunu bir bitireceğiz. Çok tatlı bu arada rengi. Pegem'in ilk defa denemesini oluyor. Sonra bunu yine göndermişler. Bunu bende geçen sefer de vardı. Arkadaşlar bunu niye dağıtıyorsun sürekli? Bakalım bakalım. Ay canım hocamın kitabı. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Var ya Aydın Hoca'yı da çok seviyorum gerçekten. Bir ara hatta bütün videolarını izlemiştim. Ve şu anda Ahmet Hoca'nın izledikçe Aydın Hoca'dan ki birikimlerim geliyor aklıma. O yüzden çok mutlu oluyorum yani. Sonracığıma tabii ki de Erdal Hoca'mın tam şu an vatandaşlık çalışırken geldi. Vatandaşlık denemesi. Bu kitapların minnacık olması çok güzel değil mi? Elim kadar. Bu arada minnacık. Keşke bütün kitaplar böyle olsa. Çok tatlı. Bunu da inşallah bu ay sonunda çözeriz. Biter. İnşallah daha kısa sürede biter hatta. Sonra bu tarih. Bunun zaten kolay kısmını ben bitirdim. Şimdi bakalım bu kolay kısımda çözdüklerimi hatırlıyor muyum? Bakacağım, ona bakacağım. Çok güzel, buna da başlayacağız tarih Ramazan Hoca. Sonra şu benim tarih fan club'ı olmamı sağlayan Bayram Hoca. Daha doğrusu Bayram Hoca fan club'ım ama tarihte, tarih ne ya, coğrafya. Allah'ım yarabbim. Coğrafyayı çok sevmiştim hoca sayesinde ama ne yazık ki çok yeterli bir hoca değil. Engin Hocacığım tabii ki de mükemmel. İkisi beraber çok iyi. Engin Hoca'nı daha önce almıştım. Şimdi Ramazan. Bakın hep karıştırıyorum. Bayram Hoca'nınkini aldım. Ramazan değil. Artık öğren yeter ya. Bir de son denememiz matematik. Buna çok korkuyorum. Çünkü İlyas Hoca'ya karşı çok önyargılıyım arkadaşlar. O yüzden bundan gerçekten çok korkuyorum. Ama çözeceğiz. Çözeceğiz matematik. Niye beni bu kadar korkutuyor ya? Ben var ya sayısal çıkışlı bir insan olarak matematikte hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Çünkü birisi bana şey yazmıştı. İşte sen çünkü şey diye düşünüyorsun. Hani ben matematik bölümü okudum. Hani matematikle alakalı bir bölüm okudum. Senelerce matematik gördüm. Ve nasıl yapamıyorum diye kendime bunu problem olarak görüyormuşum mesela. Bu çok doğru bir şey bu arada. Yani onun korkusu var. Çünkü yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum matematikle alakalı bölüm okuduğum için. Neyse işte bu da böyle bir anımdır. Sonra arkadaşlar bu. Bunu aldım. Matematik çıkmış sorular. Bu var ya herkesin kara kutu. Onu alacaktım aslında. Sonra dedim ki o kitap bana nedense çok korkutucu geliyor. Yani o kitap çok kalın, büyük. Bana aşırı korkutucu geliyor diye böyle minik kitapları sevdiğim için de bunu aldım. Bunu böyle çözerim diye düşündüm. Umarım güzeldir yani. 11 yıldız bu kadar az bir kalınlıkta kitap. 30 sorudan oluştuğunu düşünürsek yani bilemiyorum, birazcık az geldi bana. Bunun bir de Türkçesini aldım. Türkçe ile başımız belada zaten, dil bilgisinde. Türkçe çıkmış sorular tamamı çözümlü. Böyle bir şey aldım. Güzel. Bunların fiyatları böyle çok uygun olduğu için aldım bu arada. Bir de çıkmış sorulara bakmam lazım diye artık. Ve canım kitabım geldi. Artık sabahları düzenli olarak kalkacağız. Çok tatlı değil mi ya? Bayılıyorum. Şu kitabı var ya, aşığım aşık. Çok güzel. Ahmet hocam. Canım Ahmet hocam fotisi. Bu kitap. Bunu da hemen bugünkü testini buradan çözelim. Hatta onun öncekileri de çözelim. Burada açmışken. Kamerayı da salladım. Ve diğer bir canım hocam olan tabii ki de Mehmet hocanın kitabını aldım arkadaşlar. Mehmet hoca var ya, candır. Gerçekten candır. Deneme sınavı Mehmet hocanın beni o kadar korkutmuyor. Umarım korkmadığımız gibi de çıkar. Yani İlyas Hoca'ndan daha az korkuyorum diyebilirim. İnşallah güzel. Bundan çok güzel netler yapmayı umut ediyorum. İlk başta güzel olarak başlamasam bile sonradan gerçekten güzelleşmesini umut ediyorum. İnşallah da öyle olur. İnşallah şu sınavı artık kadas beyaz atlatalım. Yani psikolojim artık dayanmıyor arkadaşlar. Yani benim çok ilk böyle lise işte üniversite sınavına hazırlandığım mezun dönemimde buramda bir tane şey vardı. Böyle kocaman bir egzaman vardı. Ve her doktora gittiğimde doktorlar şey diyordu, işte neden bu kadar stres yapıyorsun, onlar stresten çıkıyor falan ve hiçbir şekilde gitmiyordu. Yani cildim rezalet bir haldeydi. Tekrardan egzamam çıktı, dün fark ettim. Ve fark ettiğimde gerçekten dedim ki artık yani bu yaşta bile 10 sene sonra egzaman çıkması çok kötü yani. Gerçekten böyle travmalarım geri geldi gibi hissediyorum. O yüzden bir an önce artık şu sınav gitsin. Defolsun. Yani lütfen. Bugün bir de öğretmen alımları açıklandı. 20 bin kontenjan. Herkes onun isyanında. Yani o kadar haklılar ki ve o kadar söylenebilecek bir şey yok ki maalesef. Yani artık çok var aslında söyleyebilecek bir şey ama sesinizi duyuramazsınız. Yani öyle bir şey. Burada öğretmen olanlar da vardır eminim, beni izleyen. Gerçekten Allah size kolaylık versin demek istiyorum. Allah bize de kolaylık versin demek istiyorum. Çünkü şöyle de bir şey var.
Hani 20 bin alım yapılıyor öğretmenlerde. Bizim gibi meslek gruplarındakiler niye ses çıkarmıyor ben çok merak ediyorum. Çünkü bu ülkeye bilgisayar mühendisi alımı mesela 200 kişi. Yani 200 kişi, ya 200 tane bilgisayar mühendisi alınıyor. Yani neden kimse sesini çıkarmıyor mesela? Yani bu öğretmenler en azından kendi haklarını savunuyor. Biz neden yapmıyoruz? Ben hiç görmedim. Dışarıda işte böyle öğretmenlik hariç herhangi bir alım için şikayet olunsun. Yani şikayet edilsin ya da toplanılsın. İşte şeyler yapılsın falan. Mesela Ankara'da toplanıyorlar. Yani neden bizim bölümlerimizle alakalı böyle şeyler yapılmıyor? Psikoloji olsun, işte inşaat, bilgisayar makine mühendisleri olsun, avukatlar olsun. Bilmiyorum onların alımları ne kadar ama genel olarak mühendislerin alımları düşük oluyor yani. Böyle arkadaşlar. Böyle bir isyan. Herkes isyanda yani kısacası. Neyse. İşte bunları aldık. Ben şimdi çok konuştum. Kusura bakmayın başınızı şişirdim. O yüzden çok hızlı gidiyorum. Hemencik şu bölüyü çözeceğim. Çok özendim çünkü çözmeye. Onu çözüp hemen sonra tekrardan görüşürüz.